sen benim elimi bıraktın kayboldu. Ne yaparsın? Ben 1000 yıldır burada oturuyorum. Hala bak şurada köşedeki. Seni öldürürüm ha. Vallahi bir de kurt yaparım seni. Evet Lalcığım, nihayet gelebildin. Korkmadan git. Burası Ankara deneme sahnesi. Üniversite 1. sınıftayım ben. Federica Garcia Lorca'nın Yerma oyununda Yerma'yı oynuyorum burada. Başrol mü? Evet. Şu kareye bakarken Songül'ün kendini en iyi hissettiği yerlerden biri tiyatro sahnesi diye düşündüm. Üstelik gencecik yaşta. Kaç yaşındaydın burada? Vallahi üniversiteye de ben erken girdim. Evet. 1. sınıf 17 yaşındayım 17 galiba. 17 yaşında. Ankara deneme sahnesi. Ankara deneme önemli sahnesi, bir sahne. Evet. Ondan da daha detaylı bahsedelim. Ama biraz daha geriye dönersek senin hikayen çok kültürlü, kadim bir coğrafyadan, çok kardeşli bir aileden evet. başlayan biraz da masalsı bir hikaye gibi aslında. Evet yani güzel, acıklı ama evet. güzel bir masal. Doğru. Ankara'da çocukluğun ve gençliğin geçti onu biliyorum ama Diyarbakır doğumlusun. Evet. Ne kadar kaldınız ya da sen ne kadarını hatırlıyorsun Diyarbakır'da? Ben hani doğduğum doğar doğmaz birkaç aylıkken bir göç hadisesi yaşanmış. O kadar çabuk senin için Diyarbakır'da hiç aslında Diyarbakır kalmadın. Yok sonra tatillerde dayımın evine gidip kalma hikayesinde müthiş bir yerde benim için Diyarbakır. Birkaç aylıkken. Bir aile parçalanması. Annemle babam ayrılıyor. Hem öyle bir ayrılık hem göç. Gelmemle birlikte zaten kader ağlarını örüyor. Ben Ankara'da büyüdüm. Benim Ankara'ya karşı da İstanbul'a karşı da zaten sen soracaksın geleceğiz oraya ama Diyarbakır'a karşı da çok özel bir sevgim ve hassasiyetim vardır üç şehre. Aslında hepsi kaderinde dönüm noktası evet. olan yerler muhakkak o yüzden ama şimdi çok kardeşsiniz dedim. Hesabı yanlış yapmayayım. Bir abi, 5 kız kardeşmişsiniz. Aynen. Hesap doğru. Kaç numarası? 5 numarayım ben. Hem de. Evet. Hep de bunu zannediyorum sormuşlardır. Erkek olsun diye bu kadar çok çocuk olur yani biraz Anadolu'da. O, evet. Hem evet tabii ki. Erkek bizim ailede de kutsallaştırılan. Anadolu'nun tipik ama hazin geleneği diyelim şimdi. Artık bu bilinçle. Erkek çocuğu biraz kutsallaştırılıyor ve erkek çocuk doğurmak ayrıcalık diye düşünülüyor. Ama ilk çocuklardan biri erkek. Erkek sizde. Oluyor fakat sonra da arzulanan da hani birkaç tane daha erkek olsun galiba. Şimdi ve, oldu. Ve sonra Tanrı'nın güzel kurgusuyla birbirinden tatlı kızlar doğuyor. Harika. 5 kız kardeş oluyorsun. 5 kız kardeş oluyoruz. Ben son diye hesaplanıyorum. Son kız kardeşim de. O da kaderin ağları örmesiyle birlikte hayata geliyor. Hayata geliyor. Bu aslında çocuk olarak çok eğlenceli bir hikaye gibi de düşünülebilir ama annem için onca çocuğa bakmak zor olmalıydı. Bence çok zor. Yani annemin mesela ben bu mesleği yapıyorsam eğer empati bir yetenek olarak algılayayım. Tabii ki her insanda var olduğunu varsayarak ama sonra geliştirilecek bir yetenek olduğunu düşünecek olursak galiba annemden almışım diyebilirim. Yani bu işi yapıyorsam, bu işte bir şeyleri başarıyorsam eğer. Ki bu işin olmazsa olmazı. Evet, annemdir diyebilirim. Benim için müthiş bir kaynak da annem. Annem inanılmaz bir hayat mücadelesi var. Yani hiç kolay değil Songül. Evet. O yıllarda Diyarbakır'da 6 çocukla dul kalmak evet. çok zor bir hikaye. Annem çok güçlü bir kadın. Çok güçlü bir kadın. Ben ilkokula başladığımda annem de okuma yazma öğrendi. Ya. Aynı zaman öğrendik. O zamanlar çok utanıyordum. Yani akşamları okuma yazma seferberliği vardı okulda. Benim okul bitiyor. Annemi görüyorum oradan şeye girerken Allah'ım diyorum karşılaşmayayım. Hani okuma yazma bilmeyenlerin sınıfına giriyor annem filan. Bu benim için gurur meselesi. Bunu anlatmak şimdilerde tabii ki yetişkin olduğum zamanlarda. Tam da o yaştayız değil mi? Anneni anladığım Anlayacağım yaştayım. Evet. Ve bu Birleşmiş Milletler'le çalışınca da sahaya indiğimde kız çocuklarının olduğu yerlere götürdüğünde ilk önce bunu anlatıyorum. Çünkü bakınca onlar tırnak içinde artist, hayatı çok güzel geçmiştir. İşte parası vardır, bilmem neyi vardır filan.
onlara bu hikayeyi anlattığımda, annemin hikayesini anlattığımda içlerinde ve gözlerinde bir ümit ışığı olduğunu görüyorum ve bu bana o kadar iyi geliyor ki. Yani hiç kimsenin hikayesi göründüğü gibi değil. Büyük bir emek, büyük bir mücadele ve bir insanın öyküsü değiştirilebilir. İsterse bunu, karar verirse değiştirilebilir. Ben bunu annemin hikayesinde ve dolayısıyla bizim değişen hikayemizde biliyorum. Bütün çocukluğum boyunca sabrettim. İlgisizliğine, sevgisizliğine, kabalığına, her şeyine sustum senin. Kalbimi kanattın sen ya. Benim çocuğuma bunu yapamazsın. Ben bu hakkı sana vermiyorum. Sen de çok küçükmüşsün annenle babana ayrıldığında. 6 aylıkmışsın, doğru mu? Evet, bile değilim. Ne zaman algıladın, nasıl algıladın anne baba ayrılığını? Nasıl algıladım? Aslında algılamadım. Öyle bir dünyaya doğunca benim için gerçeklik o. Yani evin içinde bir erkeğin olmadığı, çok fazla kızın olduğu, annenin biraz erkekleşmek zorunda kaldığı, kurallar koymak zorunda kaldığı, annelik şefkatini biraz daha gizleyerek, daha baba... Disiplin lazım. Mecbur, yani öyle bir yolda yürüyebileceğini düşünmüş annem, öyle tasarlamış. Benim annemin torunları olduğunda biz annemin gerçek şefkati, çünkü rahatlamıştı. Herkes kariyerini yapmıştı, okutmuştu herkesi. Ben annemi tiyatro bölümüne girerken o benim hukukçu olmamı istiyordu. Çünkü annemin adalet takıntısı vardır, bende de var o. Annemin adalet, yani adaletsiz bir şey ne olursa olsun söyleme ihtiyacı duyardı annem. Sonradan ilkokul okumuş olmasına, bu bir okumakla edinilecek bir şey değil çünkü. Bu öze dair bir şey olduğu için. Ve annem ben hukukçu olursam kadınlarla ilgili de çok şeyin değişeceğini, yasalı böyle bir hayali vardı annemin. Niyeyse bana da hukukçuluğu biçmişti. Ben de çok çocuk çağlarımdan beri yazıyordum. Evet, sen şiir yazmışsın ilk galiba, değil mi? İlk. Kaç yaşındaydın şiir? 9 yaşında. 9 yaşında. Peki 9 yaşındaki bir çocuğun yazdığı şiirlere geriye dönüp baktığında ne hissettin? Ben hatta bir psikoloğa gittiğimde psikoloğum bana dedi ki ya Songül Hanım, o şiirleri getirin bir bakalım hani çocuğa ne yazmışsınız filan diye. Şiirler ayrılık, hapishane, acı, yani 9 yaşında bir çocuğun bana dedi ki ya Songül Hanım dedi, siz çocukluk depresyonu geçiriyormuşsunuz ve çocuklar baş etmek için böyle şeyler yaparlar dedi. Sonra yıllar sonra ben bunu Yılmaz'a anlatmıştım. Yılmaz Erdoğan'a. Benim bir yazımı çok beğenmişti. Sen yazmalısın demişti bana. Bunu anlattığımda psikoloğun söylediğini, ya dedi, psikolog sana şöyle de diyebilirdi. Ya sen ne kadar duyarlı biriymişsin. Çocukken de çok duyarlıymışsın. Ve bunu empati kurup, başkalarının duygularıyla empati kurup bir şeyler yazmışsın da diyebilirdi. Biz de o yüzden bir sürü çocuk kaybolup gidiyor gibi bir saptama yapmıştı. Aslında ne kadar doğru. Bir yandan da hayal gücün de ne kadar genişmiş. Yani hapishane, yani hiç görmediğin değil mi? Tabii, yani bir 9 yaşında bir şeyin başı, dünya bir sahne, bizde oyuncular, herkes rol kavgası içinde. Sonra ben çok kitap okunan bir evde büyüdüm. Bunun Shakespeare'in lafı olduğunu duyunca çok bozuldum. Ben şiir okumayı, şiir yazmayı o zaman bıraktım. Gerçekten bir ya yazan olmuş daha önce. Ben çünkü Shakespeare okumayan. Yani mutlaka duymuşum bir yerden, evet, ki dünya bir sahne, bizde oyuncular, herkes rol kavgası içinde. Bu orijinal değil diyerek. Şiir yazmayı bıraktım, öyküye geçmiştim o zaman. Çok şey hissetmiştim kendimi. Ama yazmak bir yandan da bir ihtiyaçtır ya. Kesinlikle, ya da kimileri için bir ihtiyaçtır. Tahmin ediyorum o yaşlarda travmalar ya da acılar değil de kendini ifade etmek, biraz da belki iyileştirmek için iyi bir yol. Bence hala öyle. Öyledir yazmak. Kesinlikle. Yazmaya devam ediyor musun? Ediyorum. Sait Faik'in yani o kadar güzel ifade eder ki, yazmazsam deli olacaktım. Evet. Çok doğru. Yazmazsam deli olacaktım. Kendimi bildim bileli yazıyorum ben. Bazen mesela kafam dağıldığında kendimi daha şeye getirmek için, daha merkezime getirmek için yazıyorum. Yazarken düşünebiliyorum mesela. Bilgisayarla da yazmayı bilmiyorum. Ona da kurşun kalemle. Hala kurşun kalemle yazıyorum. Ben becerdim artık. Word'de yazılıyor. Kurşun kalem. Yapamıyorum onu. Evet. Çoğu kez de öyle söylerler. Şimdi evet, şiir yazmak, bunlar senin çok küçük yaştan beri aslında bir şekilde yolunu bulman için araç olmuş. Ve Ankara'da aslında çok güzel bir sanat ortamında yetişmişsin. Evet. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü.
siz o dil, tarih, coğrafyadan olanların şu an ne kadar ünlü oyuncular olduğunu, ne kadar sevilen oyuncular olduğunu belki de izleyicilerimiz o kadar bilmiyordur. Hakikaten çok güzel bir çıkış noktası. Ankara Sanat Tiyatrosu keza öyle. Evet. Deneme sahnesi evet. Öyle. Yani başlangıç senin için dönüm noktalarından biri diyebiliriz herhalde. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Benim okulum evvelinde Hacettepe'de yarı zamanlı şal okumuştum ben. Şan da var, evet. Benim dönem yani Ankara Üniversitesi bugün hakikaten ben ne yapabiliyorsam kazandığım paranın içinde Ankara Üniversitesi'nin tiyatro bölümünün müthiş katkısı vardır. Bu arada Ankara ile sınırlı kalmıyor senin tiyatro deneyimin. Ondan sonra devlet tiyatrolarıyla Trabzon ve Diyarbakır'a mı gidiyorsun? Evet. Biraz o kısmını da merak ediyorum. Çünkü sadece doğduğun şehir olduğu için değil, o dönem devlet tiyatroları aslında çok önemliydi. Değil mi? Oraya tiyatronun gitmesi kura'dan için. Kura'dan çıktı bana Diyarbakır. Öyle mi? O da bak kura'da şansta kaderde var. 7 bölge vardı. Kura'da Diyarbakır'ı seçtim. Çok şaşırdım. Hmm. Yani ve ben başıma bir şeyler gelince hep altında bir şey ararım. Neden orası? Yani neden orası çıktı? Diyarbakır benim için inanılmaz önemli. Yani Türkiye için de önemli bir şehir. Tabii. Çok eski bir kent. 4 dinin kardeşlik ettiği, çok seslilik var orada. Yani aslında Türkiye var Diyarbakır'da. Ve ben Sur'da doğmuşum. Sur'da Öden Apartmanı'nın 3. katında doğmuşum. Dolayısıyla da benim için çok kıymetli. Oraya gittiğim zaman, şimdi mesela son oyunumuzda Lal Hayal'de ilk turnemizi Diyarbakır'a yaptım. O da tesadüf. İlk orası çağırdı mesela. Hep evet, kaderimde hep bir Diyarbakır gibi seni muhakkak çağırıyor. Evet, mutlaka çağırıyor hakikaten. Bunlar çok büyük bir katkı bence şu gün geldiğin yer için tüm bu sahnelerde olmak. Kesinlikle. Ben üzerimde çok kültürlülüğü taşıyorum aile olarak da. Tabii. Sanat yaptığım için de zaten hep bundan bahsediyorum. Çok kültürlükten, farklılıkların zenginlik olduğundan bahsediyorum. Buna inanıyorum zaten. Evet, Ankara'daki sanat ortamı, Anadolu'da tiyatro deneyimi. Ama hep de öyle derler ya, bu yol illaki İstanbul'dan geçer diye. Senin için de İstanbul'a gelmek böyle bir amaçla mı olmuş? Hayır, tamamıyla tesadüf. O da tesadüf. Ben çünkü televizyonu hiç düşünmüyordum. Yani televizyon fikri, tiyatro yapmak üzere yola çıkmıştım. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, ben efsane dönemini kaçırdım. Işıl Kasapoğlu'nun olduğu dönem, Shakespeare oyunlarının olduğu, seyircinin %100 olduğu, çok önemli bir tiyatrocuların işte bulunduğu, hem oyuncu olarak hem rejisör olarak, halkla barışkan, inanılmaz bir altın çağı var Diyarbakır'ın. Benim gittiğim dönem öyle bir dönem değildi. Beni Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinden keşfettiler diyebilirim. Yani ben hiçbir ajansta fotoğrafım yoktu, menajerim yoktu. Oradan mı dizi evet, teklifi geldi? Şöyle, Erkan Petekkaya orada oyuncuymuş daha evvel. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyunumu izledi benim ve dedi ki bana, gelip tanıştırdı kendini. O tanınıyordu zaten o zaman. Ben yeni mezun olmuştum. Ben dedi çok beğendim sizi dedi. İzniniz olursa bir diziye başlayacağız. Sizden bahsetmek istiyorum dedi. Köpek diye bir dizi. Ben de çok ihtimal vermedim. Hani ne bileyim aklımda da olmadığı için öyle bir şey. Telefonumu aldı. Sizi arayacaklar dedi filan. Neyse ben o izledikten bir sene sonra filan istifa ettiğim süreçte beni hakikaten aradılar. Yağmur Ajans'tan aradılar. Görüşmeye çağırdılar. Bana köpeği anlattılar. Çok acayip güzel bir senaryo anlattılar filan. Eş zamanlı olarak orada yönetmenliğimi yapan Laçin Ceylan bir dizi görüşmesinde benden bahsetmiş. Eş zamanlı olarak oyunculuk hocam aynı dizi görüşmesi için gitmiş. O kriterlere uygun bizim bir öğrencimiz vardı filan diye benden bahsetmiş. Beni Gümüş dizisi için aradılar. Ben köpeği çok sevdim ama bana anlatılanı. Ha, bu enteresan. Evet, köpek 4 bölüm sürdü. Gümüş 100 bölüm sürdü. İyi değilmişsin. Kötüymüşsün. Durumun kritikmiş. Böyle yıkılacağını bildiğim için söylemek istemedim. Hemen başka bir hastaneye gidiyoruz. Evet, iyi değilim ama ölmeyeceğim. Öyle olsa doktor beni çıkarmazdı ki. O doktora güvenemem artık, tamam mı? Bana yalan söyledi. Mehmet, lütfen bir sakin olur musun? Benimle evlenir misin? Evet. Evlenirim. Come on, come on. Tell me what it is.
senesi. Gümüş'ün bittiği yaz bu, öyle hatırlıyorum. Gümüş dizisinin Arap ülkelerine satıldığını söylediler. Hı. Ama bu çok normal bir bilgi olarak geldi. Fakat orada bir infialden bahsettiler. Yani olağan dışı bir şey oluyor. Ve Ramazan ayında izlenilmeye başlamış galiba. Hı. Onların çok sıcak olduğu için belli saatte çalışmadıkları bir dönem. Galiba yarım günden sonra başlıyor. Evde oldukları bir dönem. Bu derece takip edildiğini herhalde hayal etmek evet, güçtü aynen. O zaman. Biz de dediler ki biz işte bu herhalde Lübnan'daki, evet Lübnan'a ilk gidişim. İşte basın toplantısı yapılacak. NBC kanalına satılmıştı orada. Basın toplantısı yapılacak. Ve o basın toplantısının olduğu gün bu. Orada bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Olağan dışı. Evet. Yani dış hatlara girdiğimiz andan itibaren Türkiye'deki dış hatlara bir şeylerin değiştiğini, hayatımızda bir şeylerin değiştiğini fark ettim o zaman. Ve orada da büyük bir böyle gerçekten şeyle karşılandık. Büyük bir sevgiyle, saygıyla ve ilgiyle karşılandık. Benim için bugün çok önemli bir gündür. O gün bir kadın gazeteci Lübnan'da bana dedi ki bizim diziyi öyle bir anlatıyorlardı ki hani bizde soap opera, aman canım dizi falan diye tırnak içinde söylenen şeyin yansıması orada bir kadının yükselme mücadelesiydi. Yani o topraklar için anlattığı şey bir kadının ve sürekli bununla ilgili sorular geliyordu. O liseden mezun bir kızdı. Sembol olmuştu. Evet. Ve onu o anda ya bir dizinin dışında bir şeyden bahsediyorlardı. Burada da Sema'yla Eylem'in onlar da çok genç yaşta bizim okulundan mezun, yazarlık bölümünden mezundur ikisi de. Sema Ergenekon'la. Yine kadın işi. Eylem Can Polat. Onlar da çok küçük yaşlarında yazdılar bunu ve şimdi bakınca daha da fark ediyorum. Yani o topraklar için bir kadın hikayesiydi bu. Bir kadının yükselme hikayesiydi. Üniversite diplomasını dizinin içinde alıyor. Ehliyetini dizinin içinde alıyor. İş hayatını dizinin içinde kuruyor. Nakış yapan biri bir tekstil firmasının şeyi oluyor. Tekstil kraliçesi oluyor filan. Dolayısıyla da bu orada başka bir manaya geliyordu. Orta Doğu'da kadının aradığı model. Evet. Ve bunu çok iyi anlıyorum şimdi niye bu kadar evet, yankı oldu. Evet. Bunu ya bu sadece bir dizi değildi, meselesi bu değildi. Ve oradaki gazeteci kadından o kadar etkilendim ki bana dedi ki siz Müslüman coğrafyada kadınlara sembol oldunuz. Hani kadın oyunlarında oynuyordum filan ama sonra bunun başka bir manaya geldiği fikri iyice bende gelişti. Ve 2012 yılında Birleşmiş Milletler'le yaklaşık 7 senedir çalışıyorum. Evet. Kadınlarla ilgili çalışmaya başladım. Kadına şiddete karşı mücadele elçiliği gibi ifade evet, edebilirim. Evet, aynen. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Türkiye'deki Azra Akın'la birlikte sözcüsüyüm. Konumuz da kadına şiddetti. Kadına şiddetle mücadeleydi ama yıllar içinde mülteci meselesinin bir dünya meselesi olması, Türkiye meselesi olmasıyla mülteci kadınlar da girdi bizim hayatımıza. Mülteci çocuklar girdi, kız çocukları girdi. İşte mevsimlik tarım işçileri girdi ve bir anda o soru benim hayatımın gerçeği oldu ki ondan sonra da zaten Lal Hayal diye oraya geleceksin herhalde. Geleceğim. Bir kadın oyunu yapma isteğini yarattı bende. Gümüş aslında Türk dizilerinin yurt dışında tanınırlığı için de bir yol açtı ya da evet, o dizilerden biri oldu. İlk midir? Evet. Ya ben... başka satışlar da olmuştu ama bununla birlikte başka bir yani üniversitelerde mesela tez olarak okutuldu. Ve enti kemen kinti hatefti mai. Ve ana şu bedo yahidni la hek haflat ya sitti. Senin bulunduğun işler hep aynı etkiyi yarattı. Belki de Gümüş'ün verdiği güçle televizyon dizilerine devam ettin. Evet. Umutsuz Ev Kadınları mesela. Evet. Aslında çok bildiğimiz dışarıdan alınan bir proje. Evet, adaptasyondur. Adaptasyon. Ama öyle güzel yorumladınız ve orada Yasemin miydi? Yasemin. Senin oynadığın Yasemin yine izleyicinin en çok sevdiği karakterlerden biri oldu. Bu da tesadüf olamaz bence. Yani Yasemin'de de yine senin çok iyi bildiğin kadınlardan izler vardı değil mi? Vardı. Evet. Var. Benim teyzemin kızı vardı, biraz annem var. Çok bizim kadınlardan çok faydalandım, çok ekmeklerim. Diyor musun onlara, söylüyor musun? Diyorum, çok komik. Benim buraya virgül koyayım ya da tamamlayayım istersen. Tamam. Diyarbakır'da
oyunu oynadım. Ve Diyarbakır'da oynadığım karakterlerden birinde teyzemin kızından, çünkü biz yaratım aşamasını da birlikte yaptık. Bir kolektif çalışma grubumuz vardı. Yazım aşamasında da beraberdik. Elmas diye bir karakter var ve ben teyzemin kızına çok benzetiyordum. Yani ondan çok şey aldım. Şiveli konuşur teyzemin kızı. Ve ben oynamaya başlayınca ben tabii ki doğu şivesi kullanıyor Elmas. Seyirciyi çok enterese etti Diyarbakır'da. Teyzemin kızını sonra şey yapıyorum, diyorum ki sen niye gelmedin kulise? Diğerleri vardı orada. Ya ben gelmek istedim ama orada işte bilmem kimi gördüm, onunla küstüm. Orada bilmem, ben yanımdakilere dedim ki benim taklidimi yapıyor, kimse bana inanmadı. O benim teyzemin kızı falan diye. Benim aşırı derecede onlardan faydalanmışlığım vardır hakikaten. Evet. Harika mücadeleci kadınlarla birlikte büyüdüm ben. Doğru. Birbirine benzemeyen, farklı. Dolayısıyla da bunun hep benim zenginliğim olduğunu düşündüm. Umutsuz Ev Kadınları da onlardan biriydi gerçekten. Çok severek oynadım. Umutsuz Ev Kadınları da yurt dışında, sonra Fatih Aksoy ile işin yapımcısıyla bir panele katıldık. Panelde şey dedi, orijinalinden daha yüksek paraya satılmış Balkanlar ve Arap coğrafyasına. Bu da inanılır gibi değil aslında tabii. Yani orada da çok izlenme oranı çok yüksekti Umutsuz Ev Kadınları'nın da. Anneniz geldi mi? Annem? Hayır, henüz gelmedi. Henüz gelmedi. Günaydın. Günaydın. Sabah sabah nereden çıktı? Biz sinemadan söz etmeden geçmeyelim. Çünkü sinemada da önemli projelerde yer aldın. Sen Acı Aşk, 72. Koğuş, Ekşi Elmalar hepsi önemli projelerde. Hepsini de severek izledik. Ama ben ve ekibimiz için Seren Yüce'nin Rüzgarda Salınan Nülüfer en beğendiğimiz filmlerden biridir. Orada da Handan karakterine öyle bir hayat verdin ki hepimiz durup düşündük, evet bugünün kadını ama bir boşluk içinde, her şeyi var ama ne istediğini bilmiyor. Yani bu gerçekten aynaydı. Bu kadar güzel anlatılamazdı. Senin için de önemli herhalde kariyerin için. Çok. Ben ilk defa anti kahraman orada oynadım Seren'in filminde. Seren hakikaten ne yapmak istedi, rastlantısal sanat yapmayan, ne yapmak istediğini çok iyi bilen, her cümlesinin neyi sembolize ettiğinin çok iyi farkında ve bunu oyuncusuna aktaran, yansıtması için bir rejisör. Çok mutluyum onunla çalıştığım için. Handan da empati kurduğunda, önce ilk okuduğumda çok kızdım. Arabası var, evde 3 tane bilgisayar var, piyanosu var ama piyanoyu çalacak yetenekte bir çocuğu yok. Ama çocuğuna baskı yapıyor, onun fazla sayı olmasını istiyor, çocuğun ruhunu görmüyor. Ondan sonra yani yazma kabiliyeti yok ama yazar olmak istiyor. Ve hep yapılan, nasıl birini yazmak istiyorsun diyor mesela. Van'da geçsin bu diyor. Hani doğuda yaşanan şeylere bazen bazı kişiler turistik bir seyahat olarak bakıyorlar. Ay ne tatlı insanlar, ay ne tatlılar, ne şekerler, bilmem gidip ne görmeli gibi. Aslında gibi. Gidip görmeli aslında filan diye. Hani bu, çünkü hani yazmak duygusu, oynamak duygusu çok yürekten, aklının, ruhunun yattığı bir yerde yapman gereken bir eylemken, bu bir popüler, işte Instagram'da bir köşeyi süslesin. Yani Instagram'da benim de kitabım var, işte eşim, harika piyano çalan çocuğum, işte modern görünüşümüz bilmem ne. Biz harika bir aileyizin şeyi. Mükemmeliz ama mutsuzuz. Ama değiliz çünkü altımız öyle değil. Öyle değil. Yani çok umutsuz bir yalnızlık içindeyiz. Evet. Aslında onun göstergesi zaten. Yani evet, artık Instagram'da da kahvaltıdan bir kesit. Artık böyle bir yeni bir Türkçe biçim, kahvaltıdan bir kesit. Yani göstermeci bir döneme girdik artık. Yani herkes her şeyi göstermek istiyor. Ne yediğini, ne içtiğini. Evet, madde kapladığı manadan haber veren yok. Yok. Evet. Haklısın. Handan da öyle bir karakterdi. Öyle bir kadındı ama çok başarılı bir performanstı. Aklıma ne geldi? Ben kitap yazayım diyorum. Nereden aklına geldi şimdi bu? Kafamda çok şey var tabii. Ama yazmak zor. Handan, bu Şermin'in kitabı neredeydi ya? Affedersiniz. Siz Şermin'i unutmuşsunuz. Ben de dedim, Şermin'e ortaklık teklif edince küstü bana.
Merdan canım. Ne olur Merdan değilim. Dayı. Dayı. Var ya Efs olur benim annemin hikayeleri. İnanılmaz bir kadın. Berfi. Berfi benim kolum. Dedim senin bu eve cenaze gelir daha. Cenazesi geldi yarabbim. Fotoğraftaki kişi Safo, Safire aslında adı, 16 yaşında, Almanya'dan gelen bir göçmen kız ve kültürel bir zorluk çekiyor. İki kültür arasında bir sıkışma yaşıyor. Çok yetenekli, hip-hopçu olmak istiyor ama din, ahlak, töre kavramının içine işte eğitim sistemini de koyabiliriz. Sıkışmış, bir şeyler yapmak isteyen. Harika bir kız. Harika. Benim Lal Hayal'de yedi kadından en sevdiğim Safo oldu. Safo. Hepsini çok sevdim. Bambaşka kadınlara hayat verdin. Bu inanılmaz bir performanstı. O bir yanı ama diğer yanı bu hikayelerdi. Bu hikayeler nasıl birikti, nasıl ortaya çıktı? Bu hikayeler şöyle ortaya çıktı. Ben yaklaşık iki senedir oyun okuyorum, oyun sipariş veriyorum. Tiyatroya bir süre ara verdim çünkü yaklaşık 4 yıl olacaktı neredeyse. Ve ben boşluklarda da hep ders alırım. İşte at binme dersi alırım, bir şey alırım çalışmadığım dönemlerde. Bendir dersi aldığım dönemde kardeş türkülerin perküsyon sanatçısı Diler Özer. Çalışıyoruz onunla ve ben hayalimden bahsediyorum. İşte bu Birleşmiş Milletler'de sahaya indiğimizde çok birikmiş kadın hikayeleri vardı. Oradan çok hikaye çıktı tabii. Çok hikaye çıktı. Yapmak istediğim şeyi anlatıyorum. İçin içine müziğin nasıl gireceğini falan. O da dedi ki bizim Boğaziçi Gösteri Sanatları'nda bir ekibimiz var. Beni harika bir yazarla tanıştırdı. Sevilay Saral. Feminist bir yazardır ve çok birbirinden başarılı da oyunları var. Sonra Aysel Yıldırım'la tanıştırdı. O da çok yetenekli bir oyuncu. Biz Sevilay geldi evimin salonunda ne istiyorsun dedi bana böyle bayağı sunum yaptı. Ben de dedim ki kalktım ben de ona sunum yaptım. Ben dedim kafamda şu Türkiye haritası var dedim. Türkiye haritasının içindeki bütün kadın renklerini istiyorum dedim. Bizi istiyorum. Ve sormak istediğim soru aslında çelişkilerimizi göstermek. Bunu didaktik göstermeden aslında biz şikayet ederken nasıl bir annesin, nasıl bir kız kardeşsin, nasıl bir eşsin, nasıl bir ebeveynsin, nasıl bir müdürsün? Yani çünkü hep söylüyorum olan şiddet olayları en son mahkemeye karakola yansıyan ama bundan önce ne oldu? Mesela sen alt komşusuydun onun üstte onlar bağırırken birbirini öldürürken sen ne yaptın? Ya. Okulda o kız okulda çok yetenekli olduğunu görürken Safo'nun mesela yazın 17 yaşında aniden evlendirildiğini duydun. Ama sen onun öğretmeniydin sen ne yaptın bu kızın hayatı değişsin diye. Aslında oyun biraz bunun üzerine trajik komik bir Türkiye panoraması diyebilirim. Ve biz yaklaşık bir seneyi aşkın bir süre yazdık, çizdik. Ben evde doğaçladım. Aldık, verdik. Vallahi evcilik oynar gibi. O kolyeyi takıp onu çıkarıp o pantolonu girip böyle heyecanla filan. Diler ne müzikleri kadar iyi yaptı. Gelmiştir ay sana. Çok iyi geldi. Evet. İnanılır gibi değil. Sonra çalıştığım, sahada çalıştığım Birleşmiş Milletler'in bir mülteci grup vardı. Türkçeyi öğrenmiş, hayata tutunmaya çalışan kadınlar. Onlar izlediler benim üçüncü oyunumu. Yaşadığım şeyi şöyle tanımlayabilirim. Karşılıklı şifalanma diye tanımlayabilirim. Evet. Çünkü ben sahaya ilk indiğimde Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışmalarına hastalığa 3 gün kalkamıyordum o hikayeyle. İşte enses çocuk meseleleri vardı. Çok ağır geliyor çok ağırdı. Fakat bu yani bunun ağırlığını başka bir şeye çevirmek lazımdı. Çünkü ben böyle bir iş yapıyorum. Tamam. Ve o bir sene boyunca o kadınların, kendi annemin, Zekiye ablanın... bütün bu hikayelerini, ablalarımın hikayelerini anlaşılır bir dilde seyirciyle paylaşmayı istedim. Aslında Lal Hayal böyle çıktı. Yani Lal olan kız hayale döndü. Konuşamayan kız aslında hayale döndü. Bizim 4 kadının bu çalışmasıyla oluşmuş bir projedir. Çok benim için hayatımda hep bir madalya gibi taşıyacağım. Sürecinden mütevellit böyle bir projedir benim için. Ve müthişti. İzleyici olarak da en az senin kadar heyecanlandık biz ve gururlandık. Teşekkür ederim. Doğruya doğru. Önemli bir misyon üstleniyorsun. Yapabileceğin
en iyisini aslında yine kadınlara model olarak yapıyorsun. Kadınlara rol model olarak yapıyorsun belki. Üzerine öyle bir ağır yük koymak için söylemiyorum bunu. Ben bu keyif doğallıkla alıyorum oluyor bundan. Zaten. Evet. Ve son dönemde, haksız mıyım bilmiyorum ama ben seni zaten her zamankinden sakin, dingin ve telaşsız görüyorum. Bunca yorgunluğa rağmen. Doğru öyle mudur? Evet, evet. Yani işimi yapıyorum. Hı hı. İşimi yaptığım sürece şifalandığımı hissediyorum. Doğru şeyler yaptığım sürece. Büyüdüm belki. Büyüdük. Biraz daha. Evet. Büyüdük belki. Onun da etkisi vardır. Evet, daha iyi hissediyorum diyebilirim Gülay. Çok da belli oluyor. Peki iş temposunun dışında sen kendini rahatlatmak için ne yapıyorsun? Aslında bu sene çok yani son seneyi baz alacak olursak dizinin dışında hep ben kaçak prova yaptım. Yani tabii o zamanlama da çok evet, sıkışıktı. Yani, ve bunda bayağı ağıt öğrenmek zorunda kaldım. Yedi kadın olunca hepsinin bir özelliği var. Almancı şivesi, hip hop hep bir benim mesai harcamam gerekti. O sebeple bu kış biraz zor ve sağlık problemleriyle geçti. İyileşmem de yani basit bir grip çok bir zatüreye kadar döndü. Ki bu yıl zaten zordu. Maşallahı vardı bu yılın hakikaten. Virüslerin gücü adına evet. Yazıyorum. O bana iyi geliyor boşluklarda. Seyahat edebiliyor musun? Hiç etmedim bu sene neredeyse diyebilirim. Yani, o zaman sana bol seyahat diliyorum dinlenme zamanı. Evet, ben de kendime diliyorum. Peki şöyle tamamlayalım. Hani bundan sonrası için hayalin ne? Hayallerini gerçekleştirerek bugüne geldin. O yüzden ne mutlu aslında. Acı başlayan bir hikaye ne kadar da mutlu bir güne getirdi seni. Bundan sonrası için hayalini merak ediyorum. Mesela çocuk sahibi olmayı istiyor musun? Evet istiyorum. Değil mi? Çünkü böyle annelere de ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Umarım yakın zamanda ya da hayal ettiğin, istediğin zamanda çocuğunla, ailenle biz yine yeni projeleri konuşmaya devam edelim. Teşekkür ederim Gülay. Yine çok güzel ağırladın beni. Çok mersi. Ben de çok teşekkür ediyorum samimiyetin için, geldiğin için. Teşekkürler. Çok sağ ol. Öyleyse bu anı mühürlüyoruz.